biliyoruz. Mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam Süfyan'dan bahsettiği zaman bak şöyle bir durum var. Süfyan ayrı kişidir, Deccal ayrı bir kişidir. Deccal açıkça ortaya çıkacak, Allah'a ve dinine savaş ilan edecek. Başlarda kendisini bir peygamber olarak atfedecek. Anlıyor musunuz? Arkasından peygamberlik ona ağır, basit gelecek, ilahlık ve Rablık iddiasında bulunacak. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın onun istidraçta yani sihir ve büyüde muazzam bir tesiri olduğunu, ölüyü dirilteceğini, muazzam fiiller işleteceğini söylüyor. Ama Süfyan'a gelince Süfyanlar özellikleri vardır. Çok hilekar, desiseci, oyuncu, başlarda İslam kisvesi adı altında çıkacak. İnsanları güya İslam'ın ihyası, ümmetin namusu, insanlığın namusu, şerefi, haysiyetinden bahsedecek. Ama kendi totemlerini, kendi batıl inançlarını halklara dayatılacak yalancılar olarak tarif ediyor. Hatta mesela Bediüzzaman Said Nursi Süfyan'la alakalı hadisleri değerlendirdiği zaman ne diyor? Diyor ki Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin korucusu da bir Süfyan'dır. Neden? Başlarda kalkmış Balıkesir'de ve değişik yerlerde hutbelere, minberlere çıkmış. Başta 1920 öncesi Ankara'da kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin dini İslam'dır, anayasası Kur'an'dır, şer'i hukukla yönetilecek ibaresini koydu. Ne zamana kadar? Kendi gücünü, otoritesini oturtup istediği bir seviyeye gelinceye kadar. Geldiği zaman da 1924'ten sonra ne yaptı? Aynen ters istikamette hareket ve fiillere başladı. Öncelikle hilafeti lağvetti ki 1300 sene, 1400 senedir İslam ümmetini yöneten halifelik müessesesini, hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam sahih hadislerde rivayet etti, halife kalkandır. Ne için kalkandır? Halife İslam hukuku için, İslam dini için, İslam'ın yeryüzünde hakimiyeti ve yeryüzünde Müslümanların müstazaf, mazlum konuma düşmemesi için bir kalkandır. Dediği halde bu yeryüzünde gerçekten İslam dinine vurulabilecek en büyük darbeyi vurarak ne yaptı? İslam'ın 1400 yıldır işlevsel olarak eksik veya noksan, tam veya eksik olarak işlenmesine mukabilen halifelik müessesesini lağvederek, İslam halifesini sürerek ve en önemlisi İslam'a bu coğrafyada savaş ilan ederek bugün bu halkın düştüğü gerçekten aklın alamayacağı kadar İslam'dan, Kur'an'dan, dinden soğumuş, soyutlanmış, uzaklaştırılmış bu sürece getirmesidir. İşte bunlara Süfyan denilir. Yani İslam kisvesiyle çıkan, yeri gelince hutbe okuyan, yeri gelince insanlara İslam'dan, Allah'tan, kulluktan, abdlikten bahseden ama fırsatını bulduğu zaman da dine, İslam'a savaş ilan eden, yeryüzünden İslam'ı kaldırıp lağvetmek için mücadele içerisine girenler. İşte